Hiçbir şey vardan yok, yoktan var olamaz. Bu şiarı illaki duymuşsunuzdur. Muhtemelen buna inanıyorsunuz da. Çünkü hepimiz lisede enerjinin korunumu diye bir şey öğrendik. Eğer bir sistemin toplam enerjisi her daim korunmak zorundaysa ve evrenin tamamı da bir sistemse, o zaman evrendeki hiçbir enerji vardan yok, yoktan var edilemez. Öyle değil mi? Bu durumda enerji ebedi ve ezeli mi? Yok yok. En azından bildiğimiz anlamıyla evrenin bir başlangıcı olduğunu artık tartışmasız bir şekilde biliyoruz. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Bu durumda hiçbir şey vardan yok, yoktan var olamaz argümanı koca bir yalan olabilir mi? Gelin bir bakış atalım. Eğer bu soruyu cevaplamak istiyorsak, öncelikle daha temel bir soru sormamız gerekiyor. Enerji dediğimiz şey tam olarak nedir? İlginç bir şekilde enerjiyi deneyimlemek, tarif etmekten çok daha kolay. Mesela kıpır kıpır bir insanı veya saatte 200 kilometre hızla giden bir arabayı gördüğümüzde oradaki enerjiyi hemen fark ederiz. Her an, her yanımız enerjiyle dolu. Hatta kütle diye bir şey gerçekten var mı videosunda kütle olarak algıladığımız şeyin bile atom altı ölçekte baktığımızda sadece enerjiden ibaret olduğunu görmüştük. Ki E eşittir mc kare formülü de aynı şeyi bize görelilik açısından söylüyor. Ama enerjiyi tarif etmeye kalktığımızda çok da net bir cevap yok gibi, değil mi? Fizikte enerjiyi iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlıyoruz. Bu durumda iş derken neyi kastettiğimizi tanımlamamız gerekiyor. Fizikte iş, bir kuvvetin etkisi altında yer değiştiren bir nesnenin yaptığı enerji alışverişi demek. O zaman enerjinin tanımı bir nevi enerji transferi yapabilmek gibi bir şey. Bu totolojik bir açıklama, yani anlamlı bir argüman değil ama bunun iyi bir nedeni var. Muhtemelen sandığınızın aksine enerji evrene içkin, yani temel bir özellik değil. Evet, bunu ilk etapta kabullenmesi çok zor. Çünkü farkında olmasak da hayatta her şeyi enerji açısından düşünüyoruz. Bunda bir sorun yok. Eğer bir şeyi belli bir açıdan düşünmek bize hesap veya izah kolaylığı sağlıyorsa bunu yapabiliriz. Önemli olan bahsettiğimiz şeyin gerçek anlamını akıldan çıkarmamakta. Ve bu açıdan baktığımızda enerji gerçekten anlamlı olan bir şey değil. Daha ziyade para gibi bir şey. Benzer bir totolojiyi parada da görüyoruz. Bu kağıt parçası diğer kağıt parçalarına göre neden daha değerli? Çünkü onunla bir şeyler alabiliyorsun. Onunla neden birçok şeyi alabiliyoruz? Çünkü bu kağıt parçası değerli. Yani nasıl ki para dediğimiz şey özünde herkesin onun değerli olduğuna kanaat getirmiş olması nedeniyle anlamlıysa, enerji de evrende olan biteni tarif etmek için anlam uydurduğumuz bir kavram. Evrende bir şeylerin olduğunu biliyoruz ve bu oluşu bir enerji formunun diğer enerji formuna dönüşmesiyle betimliyoruz. Ve bu nedenle enerji asla yoktan var veya vardan yok olamaz. Sadece biçim veya yer değiştirir diyoruz. Bu da enerjinin korunumu yasası olarak biliniyor. İlk bakışta bu para birimi değişiminin yapılabileceği çok sayıda enerji formu var gibi gözüküyor. İşte hareket eden cisimlerin enerjisi olan kinetik enerji. Şu anda hareket etmiyor olsa bile serbest bırakılacak olsa hareket edecek cisimlerin enerjisi olan potansiyel enerji. Atom çekirdeğini bir arada tutan nükleer enerji. Sürtünme gibi olaylar sırasında açığa çıkan ısı enerjisi. Besinlerin ve diğer maddelerin bağları arasında bulunan kimyasal enerji, elastik enerji, rotasyonel enerji, titreşim enerjisi, durgun enerji ve daha nicesi. Ama enerjiyi bu kadar farklı alt başlığa bölmek de tamamen yanıltıcı. Çünkü mesela nükleer enerji dediğimiz şey en nihayetinde atom altı parçacıkların serbest bırakılması halinde fırlamalarına neden olacak bir enerji formu. Yani bir potansiyel enerji türü. Veya daha önceden gördüğümüz gibi cisimlerin sıcaklığı olarak algıladığımız termal enerji aslında maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinden ibaret. Yani bir kinetik enerji formu. Gerçekten de var olan bütün enerji formlarını aslında iki büyük kategori altında toplayabiliyoruz. Hareket halindeki nesnelerin sahip olduğu kinetik enerji ve bir serbest kalsalar hareket edebilecek şeylerin sahip olduğu potansiyel enerji. Ve evrende gördüğümüz her hareket, her iş, her
her oluş bu iki enerji formunun birbirine dönüşmesinden ibaret. Mesela yerden bir metre yukarıda ağacın dalında hareketsiz duran bir elma sadece gravitasyonel potansiyel enerjiye sahip. Ama dalından kopup da yere düşmeye başladığında bu potansiyel enerji de kinetik enerjiye dönüşmeye başlıyor. O yere düştüğü son anda baştaki potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. Ama işte bu da yalan. Mesela dalından düşen elma sistemini biraz daha yakından incelerseniz, o düşüş boyunca elmanın birçok hava molekülüne çarptığını ve onları harekete geçirdiğini görürsünüz. Bu etkileşim sırasında etrafa ısı enerjisi de saçılıyor. Veya elma yere düştüğünde potansiyel enerjisi de yok, kinetik enerjisi de yok. Enerji yok mu oldu? Hayır. Yere çarpma anında o enerji sürtünme yoluyla hem yeri hem elmayı birazcık da olsa ısıtmaya harcandı. Yani yine bir çeşit kinetik enerjiye dönüştü. Ama bu anlatımım da yalan. Elma yere düştüğünde duruyor. Yani kinetik enerjisi yok dedik. Elma gerçekten duruyor mu? Elbette hayır. Referans düzlemini, yani hareketi kime veya neye göre tanımladığımızı belirten referansımızı dünya alırsak, tabii ki elma duruyor gibi gözüküyor. Ama aydan veya galaksimizin dışından bakan biri için dünyadaki o elma durmuyor ki. Hem dünyanın kendi etrafında, hem ay etrafında, hem güneş etrafında dönüşü nedeniyle saatte yüzlerce metre hıza sahip. Dolayısıyla da az önce hesaba katmadığımız ek bir kinetik enerjisi var. İşte sistemi ne boyutta incelediğimizi belirleyen bu perspektife kontrol hacmi diyoruz. Kontrol hacmini incelediğimiz sistemin ne kadarlık bir kısmında olan biteni umursadığımız gibi düşünebilirsiniz. Eğer kontrol hacminizi biraz değiştirirseniz sisteminizin toplam enerji miktarı da değişiveriyor. İşte anahtar noktada bu. Enerji mutlak veya temel bir kavram değil. Peki enerji temel değilse temel olan şey ne? Neden enerjinin korunumu diye bir şey var o zaman? Bunun için fizik tarihinde çok ufak bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Ve yolculuğumuz size tuhaf hikayesini daha önceden anlattığım Isaac Newton'la başlıyor. Newton her zaman yaptığı gibi cisimlerin hareketini incelerken garip bir şey fark etti. Bir sistemin momentumu, yani daha önceki videolarda size hareketinin ihtişamı olarak tarif ettiğim özellik her daim korunuyor gibi gözüküyordu. Bu müthiş bir keşifti. Çünkü o güne kadar hep cisimlerin üzerine etki eden karma karışık kuvvetleri hesaba katarak hareketlerini o şekilde hesaplamak zorundaydılar. Momentumun korunumu bu kuvvetleri göz ardı ederek sadece müdahale öncesi ve sonrasında olanlara bakarak cisimlerin hızlarını ve yönlerini hesaplayabilmemizi sağlıyordu. Newton bu müthiş keşfiyle gurur duyarken azılı düşmanı olan, günümüzde kalkülüsü eş zamanlı olarak keşfettikleri kabul edilen ve aralarındaki sert kavgaları o Newton videosunda anlattığım Gottfried Leibniz daha da derin bir keşif yaptığını duyurdu. Sistemlerin gerçekte korunan özelliği kütle ve hızın çarpımı olan momentum değil, kütle ve hızın karesinin çarpımı olan yepyeni bir terimdi. Leibniz buna vis viva, yani yaşayan kuvvet adını verdi. Çünkü nesnelerin bir şeyler yapabilmesini sağlayan şey, cisimlere yaşam veren enerji işte buydu. Leibniz bunu nasıl tarif etmişti? Kütle ve hızın çarpımının karesi. Tanıdık geldi mi? Evet, günümüzde kinetik enerji dediğimiz şeyin Leibniz'in yaşayan kuvvetinin yarısı olduğunu biliyoruz. Yani Leibniz enerji kavramını keşfetmişti. Bu keşfi İngiltere ve Fransa'daki fizikçiler arasında coşkuyla değil, öfkeyle karşılandı. Newton ve Descartes gibi bilim insanları Leibniz'in görüşlerini ve yeteneklerini küçümsüyorlardı. Bunun nedeni tarafların ruh ve beden gibi konulardaki felsefelerinin birbiriyle çatışıyor olmasıydı. Dolayısıyla Leibniz'in bu sözde keşfinin kendilerine çelme takmak için uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünüyorlardı. Onlar kavga ede dursunlar, gerçeği ortaya çıkaran Fransız filozof ve matematikçi Émile Duchâtelet oldu. Duchâtelet, gerçekte korunanın momentum mu yoksa enerji mi olduğunu ayırt etmemizi sağlayacak bir deney geliştirdi. Bu bana size daha önceden anlattığım Einstein ve Bohr arasında yaşanan kuantumun doğasıyla ilgili olan o felsefi tartışmayı hatırlatıyor. Hatırlarsanız o entelektüel kavgada onlarca yıl boyunca süre gelmişti ve tartışmaya son noktayı koyan John Stuart Bell'in önerdiği bir deney olmuştu.
İşte burada olan da aynısı. Belli bir mesafeden çelik topları yumuşak kil üzerine bırakan Duchatelet, cisimlerin kilde bıraktığı izin derinliğini ölçerek bu derinliğin kütle ile hızın çarpımıyla değil, kütle ve hızın karesinin çarpımıyla orantılı olduğunu gösterdi. Sadece bu da değil, cisimlerin çıkarıldıkları yükseklikte sahip oldukları enerjinin kütleleri, yerçekim ivmesi ve bırakılan yükseklikle doğru orantılı olduğunu buldu. Yani potansiyel enerji için bugün de kullandığımız M çarpı G çarpı H formülünün temelini atan oydu. Bahse varım, tek taşla iki büyük kuşu vuran Duchatelet'in adını bile duymamıştınız. Öyle değil mi? Her neyse. Bugün biliyoruz ki momentumun korunumu ve enerjinin korunumu birbiriyle çelişen şeyler değiller. Daha ziyade aynı paranın iki yüzü gibiler. Ama işte bunu keşfetmemizi sağlayan, yine hak ettiğinin çok altında değer gören Emil Noether oldu. Einstein'la aynı dönemde yaşayan ve doktorasını aldıktan sonra sırf kadın olduğu için Erlangen Matematik Enstitüsü'nde 7 yıl boyunca ücretsiz olarak çalıştırılan Noether, tüm bu korunum yasalarını bir bütün olarak incelerken tuhaf bir gerçek fark etti. Korunum yasaları aslında temel yasalar değillerdi. Her biri onların altında yatan bir simetriden doğuyorlardı. Burada simetriden kasıt, o olayı tanımlayan denklemlerin zaman veya mekan gibi değişkenlere göre değişmiyor olması. Mesela bir cismin uzaydaki hareketinin burada mı, 10 metre ötede mi, yoksa Mars'ta mı yaşandığının hiçbir önemi yok. Bu hareketi tarif eden yasalar uzayın her noktasında aynı. İşte Noether teoremine göre bu simetri momentumun korunumu yasasını doğuruyor. Veya entropi ile ilgili videomuzda da gördüğümüz gibi bir pendulumun hareketini zamanda ileri doğru da hesaplasanız, geriye doğru da hesaplasanız birebir aynı sonucu elde ediyorsunuz. Çünkü fizikte hareket zaman bakımından da simetrik. Bir arabanın ileri gidişini tarif eden yasaları tam tersi yönde çalıştırırsanız geri gidişini de aynı başarıyla tarif edebilirsiniz. İşte bu simetri enerjinin korunum yasasını doğuruyor. Noether'in keşfi öylesine temel ve öylesine güçlüydü ki kuantum mekaniğinde bile keşiflere kapı araladı. Sonradan keşfedilen ve ayar simetrisi olarak adlandırılan bir diğer simetri, kuantum parçacıkların elektrik yükü ve renk yükü gibi özelliklerinin korunmasını sağlayan yasayı doğuruyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu konu ve Noether'in hayatı öylesine muhteşem ki kendine has ayrı bir videoyu hak ediyor. Eğer bu tür videoları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Şimdi bu yolculuğumuz sayesinde ulaştığımız noktaya bir tekrardan bakalım. Enerjinin kendisi gerçekte var olan bir şey değil. Daha ziyade evrende olan biten şeylerin olabilmek için birbirine dönüştürdüğünü hayal ettiğimiz bir para biriminden ibaret. Ve enerjinin korunumu yasası da dahil bütün korunum yasaları aslında çok daha temel özellikleri olan diğer doğa yasalarının uzay veya zaman gibi değişkenlere göre simetrik olmasından doğan türetilmiş kurallardan ibaret. Ama bitmedi. Daha beteri de var. Enerjinin korunumu yasası gerçek anlamıyla bir yasa bile değil. Çünkü enerji korunumunun neden var olduğunu izah etmeyi başaran Noether teoremi uzay zaman dokusunun değişmediğini varsayarak geliştirildi. Dolayısıyla uzay zaman dokusunun görece sabit kaldığı yerlerde, mesela işte Dünya'da veya Güneş sistemi içinde gerçekten de toplam enerji korunuyor. Tabii ki kontrol hacmi olarak kabul ettiğimiz sisteme, yani Dünya'ya veya Güneş sistemine enerji giriş çıkışı oluyor. Ama bunların toplamı her zaman korunuyor. Bunu dünya ekonomisindeki para gibi de düşünebilirsiniz. Merkez bankaları sürekli para basıyorlar veya piyasadan para topluyorlar. Para birim durmadan birbirine dönüşüyor. Ama piyasadaki veya bir ülkedeki toplam parayı her zaman takip edebiliyorsunuz. Sorun şu ki genel görelilik teorisi sayesinde uzay zaman dokusunun sabit olmadığını, evrenin durmaksızın genişlediğini biliyoruz. Yani kontrol hacminizi yeterince geniş alıp galaksiler arası boşluğu veya evrenin tamamını işin içine kattığınız anda artık Noether teoremi de çalışmamaya başlıyor. Bunun anlamı şu: bizim küçük dünyamızda enerjinin korunumu yeterince kullanışlı bir varsayım olabilir. Ama evrenin genelinde enerjinin korunumu yasası diye bir şey yok. En basitinden şunu düşünün. Uzak galaksilerden yola çıkan ışığın dalga boyu, evrenin genişlemesi nedeniyle bize ulaştığında başlangıçta olana göre elektromanyetik spektrumda daha kırmızıya kaymış şekilde geliyor diyoruz. Öyle değil mi? İyi de bir elektromanyetik
manyetik dalganın enerjisi onun dalga boyuyla ters orantılı. Bu durumda kırmızıya kayarak dalga boyu uzayan bir fotonun enerjisi giderek azalıyor demek. E bu enerji nereye gidiyor? Hiçbir yere. Yok oluyor. Yani enerjinin korunumu yasası evrenin genişlemesi söz konusu olduğunda işlemiyor. Tabii ki fizikçiler evreni de kapsayacak şekilde bu yasaları genişletebiliyorlar. Ama bunu yapmak için enerji dediğimiz şeyin ve korunum dediğimiz şeyin tanımlarını tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Yani özetle okullarda öğretilenin aksine bizim bildiğimiz anlamıyla enerji evrenin genelinde korunmuyor. Bunu daha derin bir şekilde anlamak isterseniz karanlık enerji düşünün. Hubble yasası ile ilgili olarak size daha önceden anlattığım gibi evren genişlediği için evrendeki madde ve radyasyonun yoğunluğu da giderek azalıyor. Çünkü liseden bileceğiniz gibi miktarı değiştirmeden hacmi arttırırsanız yoğunluk azalır. Ama karanlık enerjinin yoğunluğu evren genişlese bile değişmiyor. Yani bir enerjinin miktarını değiştirmiyorsunuz ama hacmi arttırıyorsunuz. Buna rağmen yoğunluk değişmiyor. İşte bu durumda enerjinin korunumu yasasından söz edemezsiniz. İşte böyle. Nasıl ama? Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Öyle değil mi? Enerji bize ne kadar yaygın ve ne kadar sıradan bir şey gibi geliyor. Ama ona daha yakından baktığımızda işlerin hiç de sandığımız gibi olmadığını görüyoruz. Ve tahmin edebileceğiniz gibi enerjinin doğasına yönelik bu köklü farkındalık kozmoloji ve kuantum mekaniği gibi sahalarda da devrim niteliğinde oldu. Belli durumlarda bazı şeylerin vardan yok, yoktan var olabileceğini öğrendik. Ve bu evrenin dokusunu ve varoluşunu daha iyi anlamamızı sağladı. Bunları ilerleyen videolarda sizlere anlatmaya devam edeceğim. Ama uzun lafın kısası, bu videodan aklınızda kalmasını istediğim şey şu. Gündelik yaşamda kimin neden yalan söylediğini anlamak zor olabiliyor. Fakat evrenin neden ve nasıl bu şekilde olduğuna yönelik kesin bir açıklaması olduğunu söyleyenlerin yalan söylediğinden emin olabilirsiniz. Daha evrenden öğrenecek çok fazla şeyimiz var. Yeter ki doğru yerlere bakıp doğru soruları sormayı bilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.